Yeni bir gün, yeni bir av. Köpek yorgun. Dün 55 kilometre av yaptı hayvan, yazık. Bir şey vuramadık ama çok zevkli geçti dün. Arkadaşlar, akşam herkes evine gitti. Ben yalnız karavanda kaldım. Yalnızlığın zevkini çıkardım. Taş gibi uyumuşum. Biraz da fazla uyudum bugün. Hava biraz geç. Vakit biraz geç oldu ama neyse. Artık tek başıma av yapıyorum. Köpeği şimdi bıraktım. Şansımı ormanda deneyeceğim. Tarlalara falan bakmadım. Bakalım ne olacak. Köpek bulursa bir şey, av var. Yoksa sadece bak. Hayvan burnunu kaldırıyor. Yüksek bir yere çıkıyor, burnunu kaldırıyor. Ortalığı tarıyor. Usta köpek bu işte. Boşuna kilometre yapmıyor. Ondan sonra gidip ona göre hayvanı o bölgede arıyor. Rüzgar nereden? Veya rüzgarı nereden aldıysa. Sonra bir şey bulursa yine kamerayı açarım. Öyle güzel bir yere geldim ki dilim damağım tutuldu, ağzım tutuldu, hiç konuşamıyorum. O kadar güzel, o kadar sessiz, sakin bir yer ki yaşlı bir ormandayım. Bu güzelliği şehirde yaşayan bir insana nasıl anlatacaksın? Hani sorarlar ya, siz avcılar gerizekalısınız. Benim çevremdeki insanlardan kaç sefer duydum bunu. Hayvanları öldürüyorsunuz falan filan. Şu tabiatı, şu doğayı, şu güzelliği, bizim görmediklerimizi. Onlar tabii görmedikleri için bu güzellik onları çekmiyor bir şekilde. Biz alışmışız böyle özgür yaşamaya bir şekilde. Aslında bizi doğaya çeken sırf hayvan vurmak değil, öldürmek değil. Bu güzellikleri de tatmak. Yalnız başıma da olsam ben büyük zevk alıyorum bundan. Neyse. Köpek ileride. Birkaç yüz metre ileride arıyor hala. Bütün gece yağmur vardı. Sabaha kadar da devam etti. O yüzden biraz geç çıktım karavandan. Yağmurun kesilmesini bekledim. Artık şansa bulursa hayvan bir şeyler. Bir adrenalinimizi yaşarız bugün. Yoksa sadece temiz hava alırız. Şöyle bir yerdeyim. En yakın ev, en yakın elektrik, en yakın insan kilometrelerce uzakta. Uçak sesi bile duymuyorum burada. Ama harika bir yer.
açığa çıkmadı hayvan. Bana 100-120 metre belki yakından geçti ama ne görebildim ne duyabildim. Sadece köpek söyledi burada gidiyor diye veya geçti diye. Neyse o bitmedi. Şimdi rüzgar tam suratımda. Hayvan da o yöne doğru gidiyor. Benim kokum alamaz şimdi. Şimdi tekrar ikinci bir şansı deneyeceğim. Yanaşmaya çalışacağım. Üçüncü yaklaşma denemem. Doksan yüz metrede hayvan yanımdan geçti, göremedim. Çok sıklıktı. Ama köpek hala peşinde, hala şansım var. Rüzgarı düşünerek yaklaşmaya çalışıyorum hayvana. Hayvan benim kokumu almış olmalı. Şimdi yanlış tarafa, başka bir tarafa kaçmaya başladı. Neyse, zaten işin zevkli olan kısmı bu. Hayvan benden kaçıyor, ben de hayvanı kandırmaya çalışıyorum. Can kolay değil.
tutmaya çalışıyorum hayvanı. Sürekli 200 metre var. 250-300 metre. İşte işin zevkli yanı bu. Rüzgarı düşünerek yürümek zorundayım. Havlan hayvan ürerken yürümek zorundayım. Çünkü en ufak bir dal kırılmasında hayvan 300 metre daha gidiyor. Veya daha fazla gidiyor. 500 metre daha gidebiliyor. Neyse. En azından benim açımdan siz pasçılar bizim nasıl bir gün geçirdiğimizi biraz da olsa görebilirsiniz. Hepsini alamıyorum tabii kameraya da, ama en azından birazını görebilirsiniz. Hala 200 metre, 150 metre, 80 metre. Ama sürekli benden kaçıyor hayvan. Can bu. Ben olsam ben de kaçarım. Al, devam ediyor.
Bra pojken! Bra grabben! Här! Såja! Duktig kille! Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ve ava gerçekten gönül veren avcı dostlar ve bizi takip eden YouTube'daki internet arkadaşlar, teknoloji arkadaşlar. Dün arkadaşlarla avlandık. 7 kişiydik. Ama maalesef dün günlerde pazar olduğu için sokaklarda bayağı trafik vardı. Arabalar falan vardı. Hayvanlar bir türlü köpeğin önünde pasçılara gelmek istemedi. Çünkü stresli olduğu zaman dimdirek gidiyorlar. Hiç dolanmıyorlar. Ve ben bugün karavanda kaldım. Yalnız avlandım. Ama ben daha böyle zevkli kılıyorum. Çünkü benim köpeğim ona çok müsait. Yani onunla ben sesini duyabildiğim için hayvanın mesafesini, uzaklığı, önünde ne olduğunu, hayvanın kaç metre kaç dakika gerisinde olduğunu falan duyabiliyorum. Çünkü bu benim üçüncü, aynı jenerasyonda üçüncü köpeğim. Neyse, sabah biraz avlandım. İki tane ceylan geldi. Bir tanesi dişiydi. Çok büyük bir anaçtı. Onu bıraktım. Bunu vurdum yalnız. Artık gülünü seven dikeline katlanır misali. En yakın yoldan 600 metre uzaklıktaydık. aşağı yukarı karnını yarmadan önce 40 kiloya yakındı bu hayvan. Hadi 3-5 kilosu düşsün karnını yardıktan sonra. Ondan sonra asıl bakalım sürütle en yakın yola çıkaracağım. Sonra gelip arabayla oradan alacağım. Av bitti ama köpeği yakalayamadım. Birinci hayvan yattıktan sonra bizim turbo süratini kesemedi. Hemen ikinci hayvanın arkasından peşinden gitti. Bağırsam da bazen yeterince hırsını alamadığı zaman beni dinlemiyor. Çünkü av köpeği bu sonuçta. Ama benim nerede olduğumu biliyor. Bizim karavanda yattığımız yeri biliyor. İşi bittiği zaman oraya kendisi geliyor zaten. Neyse avcı dostlar. Şöyle ufak bir bilgi vereyim dedim. Av bitmiştir yani bugün. Artık yılların tecrübesi. Şöyle bir düzenek yapıyorum kendime. Karacan'ın arka ayaklarından böyle altından bir çıkarıyorum. Arabaya taşıyorum. Sonra benim köpek hırsını alamadı. İkinci ceylanın peşinden gitti. Sonra gittim. Onu getirdim. Şimdi biraz ceylanı yükleyeceğim. Yani böyle bir aksiyon oldu bugün. Neyse.